11 inç iPad için Smart Folio aldım arkadaşlar. Şimdi hemen kutusundan çıkartalım. Ondan sonra iPad'e takarak özelliklerine yakından bakalım. Evet kutu bu şekilde. Hemen şöyle bir Smart Folio yazısını görüyoruz. Arkayı çevirdiğimiz zaman da kullanabileceğimiz şekillerde göstermiş. Magnetik bir yapısı var bu kılıfın kapattığımız zaman ekran uyku moduna geçiyor. Kaldırdığımızda ise tekrar uyanıyor. İki farklı pozisyonda da iPad'imizi kullanmamıza olanak sağlayacak arkadaşlar. İsterseniz şu açıda, isterseniz de bu açıda kullanabileceğiz. Bakalım kutusundan çıkartalım. Sonra bu deneyimi paylaşayım sizinle. sert bir şekilde çekmek gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım şöyle. Kutu içerisinde başka bir şey yok. Güzel bir yapısı var arkadaşlar. Şuralar magnetik. Şunu da bir kenara koyalım. Şöyle hemen bakalım arkadaşlar. Arka kısımda Apple logosu dikkat çekiyor. Şurada kamera bölümü yer alıyor. Ön tarafta şöyle açılıyor. Böyle magnetik bir yapısı var. Şunu da bir kenara alalım. Şimdi Magic Keyboard'da şundan bahsediyordum ben hep. Şu kısmı görüyorsunuz. Mesela Smart Folio'da böyle kapağında ve yatay olarak kullanabiliriz. Ama Magic Keyboard'da bu olay olmuyor arkadaşlar. Buraya kadar gelmiyor. Bu arada bakın şöyle oldu. Magnetik olduğu için burası yapıştı birbirine. Şimdi ayırmam gerekiyor. Heh, şöyle ayırdım. Şimdi hemen ne yapalım? iPad'imizi alıyorum. Kamera kısmı zaten buraya gelecek. Yani ters takma ihtimalimiz yok. Bunu taktığımız anda şöyle bir bakalım. Şöyle yapınca uyanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyku moduna geçti şu an. Kapandığında da sesi duyuyorsunuz. Şöyle açtık. İç yapısı da oldukça güzel. Hemen uyandı. İsterseniz böyle ters çevirirsiniz. Hemen kalemi de alarak yazmaya başlayabiliriz. Şurada bakalım kalemi koyalım. Apple Pencil'ı koyduk. Şimdi kalemi koyduktan sonra isterseniz dediğim gibi yatay olarak yazabiliyorsunuz. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle düz bir şekilde kalmasını sağlıyor. iPad'i doğrudan koyduğunuzda şöyle bir sıkıntı oluyordu. Hem arka tarafı böyle korumasız kalıyor. Hem de kamera çıkıntısı nedeniyle bakın şunu görüyorsunuz. Burada bir sıkıntı oluyordu. Ama bunu buraya koyduğumuz zamansa Direkt yapıştı. Hiçbir boşluk yok. Bakın o kısımda yani kamerada bir şey engel olmuyor. Şimdi şöyle yapalım. Şu çok yapıştığı için çıkarmakta biraz zorlandım. Şimdi bunu kapattığımız zaman şu kısımlar açıkta kalıyor arkadaşlar. Evet ön taraf ve arka taraf gayet korumalı. Kamerada iç bölümde kaldığı için her şey yerli yerinde. Gayet güzel bir kılıf ama kenarları gördüğünüz gibi açıkta kaldığı için çizilmelere, darbelere karşı hala hassas bir durumda diyebilirim. O yüzden kullanırken dikkat etmek lazım. Şimdi birkaç tane kullanımdan bahsedelim. Bakın kullanım senaryolarından bir tanesi bu arkadaşlar. Bu açıda istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Şuradaki kullanım buna denk gelmiş oluyor. <laughs> oldukça kullanışlı oluyor arkadaşlar bu kılıfı kullanmak. Bunu zaten Magic Keyboard'la kıyaslamasını yapacağım. Orada da detaylardan bahsederim ama benim en büyük ihtiyacım şunu şu şekilde kullanabilmek oluyordu yazı yazarken. Gerçekten buna ihtiyacım vardı. Diğer başka markalı kılıflarda bu kadar iyi kapatmıyor. Şu kenarlar oynayabiliyor ama bu manyetikli olduğu için bakın kolayca yapışıyor. Şunu bir çıkartalım. Tabii ki farklı senaryolarda kullanmak sizin elinizde arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani genel olarak şöyle kısaca bir tanıtmak istedim ürünü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda Magic Keyboard'la da kıyaslamasını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.